Sorumuz kimya bilim ünitesinden Cabir bin Hayyan geliştirdiği imbik düzeneğinde demir 2 sülfat çözeltisini damıtarak zat yağını, demir -iki sülfat ile potasyum nitrattan oluşan çözeltiyi damıtarak kezzabı, demir iki sülfat ile sodyum klorürden oluşan çözeltiyi damıtarak tuz ruhunu elde etmiştir. Yukarıdaki metinde bahsedilmeyen madde aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Öncelikle üzerlerini çizdiğim yaygın isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazmış olalım. Zatçığı sülfürik asit olarak bildiğimiz H2SO4. Kezzap nitrik asit olarak bildiğimiz HNO3 maddesi. Tuz ruhu da hidroklorik asit olarak bildiğimiz HCl asidiydi. Şıklara baktığımızda sülfürik asitten yine tuz ruhundan ve nitrik asitten bahsedilmiş. Kalan iki şıktan yemek tuzu sodyum klorür olarak bildiğimiz bileşikte arkadaşlar. Bundan da bahsedilmiş. A şıkkını da eledik. Yukarıdaki metne baktığımızda C şıkkındaki sirke asidi veya asetik asit olarak bildiğimiz maddeden bahsedilmemiştir. O halde sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bir de arkadaşlar yukarıdaki metinde formülü verilen iki bileşiğin de yaygın isminden bahsedelim. Demir sülfat bileşiğinin yaygın ismi Kıbrıs taşıdır. Diğer bileşiğimiz olan potasyum nitrat bileşiğinin de yaygın ismi güher çiledir arkadaşlar. Özellikle asit baz tuzlar ünitesinde potasyum nitratın yaygın isminden bahsediliyordu. O halde aşağıdaki şıklardan yukarıda ismi olmayan, bahsedilmeyen bileşik sirke asididir. Sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Sorumuz atom ve periyodik sistem ünitesinden. Katman elektron dizilimi 2 8 şeklinde olan tek atomlu x artı 2 ve y eksi tanecikleri birbirinin hem izoelektroniği hem de izotonudur. Buna göre x ve y atomlarının aşağıdaki niceliklerinden hangisi arasında y büyüktür x ilişkisi vardır denilmiş. Dikkat edersek arkadaşlar sorumuzda bize x ve y'nin iyon halleri için bir elektron dizilimi verilmiş. Ancak öncüllerdeki nicelikler ise X ve Y'nin atom halleri için soruluyor. Atom denildiği zaman düşünmemiz gereken şey iyon yükünün sıfır olması. Yani proton ve elektron sayısının birbirine eşit olduğu durumdan bahsediliyor. O halde ilk olarak X ve Y'nin proton sayılarını bulalım. Bunu da X ve Y'nin izoelektronik olduğu bilgisinden yola çıkarak yapacağız. Hatırlarsak izoelektronik neydi? tane hem elektron sayısının hem de elektron diziliminin aynı, proton sayısının ise farklı olduğu durum izoelektronik kavramını açıklamaktaydı. O halde bu iki tanecik birbirinin izoelektroni ise elektron sayıları aynı olmak durumunda. Elektron dizilimine baktığımızda 2 8 8 toplarsak elektron sayısını toplamda 18 elektron olduğunu görmekteyiz. O halde X ve Y iyonu için proton sayısını öncelikle bulalım. Verilen tanecikler izoelektronik olduğundan her ikisinin de elektron sayısı 18 olacak. O halde proton sayısını hesaplayabiliriz. İyon yükü ile elektron sayısı toplamı bize proton sayısını veriyordu. X'in proton sayısı 20'dir. Y'nin de eksi 1 ile 18'i topladığımda proton sayısı 17'dir diyebiliriz. Dediğimiz gibi soru bize atomlarla ilgili sorduğundan bizim kıyaslamamız gereken tanecikler X20 atomu ve Y17 atomudur. Şimdi bu iki atoma göre öncülleri yorumlayalım. A şıkkı çekirdek yükleri demiş. Çekirdek yükü proton sayısı. Diğer bir ifadeyle atom numarası anlamına geliyordu. Bu üç kavram eş anlamlı olarak düşünülebilirdi. Baktığımızda X'in proton sayısı 20, Y'nin 17. Dolayısıyla çekirdek yükler arasındaki ilişki X büyüktür Y'dir. Bize tam tersi Y büyüktür X ilişkisi soruluyor. A şıkkını eledik. B şıkkı kütle numarası denilmiş. Kütle numarasıyla ilgili yorum yapabilmek için bize bu iki iyonun izoton olduğu bilgisi de verilmişti. Bundan yararlanacağız. Hatırlarsak izoton ne demekti? İki taneciğin nötron sayısı aynı. Proton sayısı farklıysa bu tanecikler birbirinin izotonudur arkadaşlar. Soruya baktığımızda nötron sayılarının net bir değerini bilemiyoruz. İsterseniz değer verebilirsiniz. İsterseniz benim burada yapacağım gibi nötron sayısı için aynı sembolü kullanarak da yorum yapabiliriz. Diyelim ki x'in nötron sayısı a olsun. Bu iki tanecik birbirinin izotonuysa y'nin de nötron sayısı a olacaktır. Arkadaşlar atom altı taneciklerden proton sayısı ve nötron sayısı aynı taneciğin hem atom hali için hem de iyon hali için her zaman aynıdır. Yani çekirdekteki tanecikler elektron alıp verme ile değişmez sabittir. Dolayısıyla biz x'in iyon hali içinde nötron sayısına a dediysek atom hali içinde aynen a diyebiliriz. Aynı şekilde y iyonu için nötron sayısına a dediysek y'nin atom hali içinde nötron sayısına a diyebiliriz. O halde kütle numaraları ne olacak x için? 20 artı A'dır diyeceğiz. Y için ise 17 artı A'dır diyeceğiz. En başta da söylediğim gibi A yerine sayısal bir değer vererek de bu yorumu yapabilirdiniz. Sonuç olarak baktığımızda X'in kütle numarasının Y'nin kütle numarasından daha büyük olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla burada da X büyüktür Y ilişkisi vardır. B şıkkı da aradığımız şık değil. C şıkkı periyot numarası denilmiş. Hatırlarsak atomlar periyodik sistemde proton sayılarına göre düzenlenmişlerdir. Dolayısıyla atomlarımızın periyot numaralarını proton sayılarına göre belirleyeceğiz. X atomunun 20 proton olduğuna göre bunun için elektron dizilimi yapılacak olursa 2882'dir. 8, 2'dir. Gördüğünüz gibi 4. periyot 2A'da bulunmaktadır X. Y için de elektron dizilimi yapılacak olursa 2, 8, 7'dir. Y'miz de Üçüncü periyot 7A grubundadır. C şıkkında periyot numaralarıyla ilgili yorum yapmamız istenildiğinden yine X büyüktür Y ilişkisi olduğunu görmekteyiz. C şıkkını da eledik. Burada aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Hocam periyot numarasını proton sayısına göre bulacağız dediniz. Elektron dizilimi yaptınız bize? Arkadaşlar atomlarda proton ve elektron birbirine eşit olduğundan bakın en başta söylemiştik. Biz elektron dizilimimizi aslında atomlar için proton sayısına göre yapmış oluyoruz. Dolayısıyla elektron dizilimine göre yaptığım yorum yine proton sayısıyla aynı kapıya çıkmakta. D şıkkına baktık. Atom çapı ile ilgili yorum yapalım denilmiş. Hatırlarsak periyodik sistemde atom çapı periyot büyüdükçe ve aynı periyottaysa da grup küçüldükçe artmaktaydı. Atom çapı artar diyelim. Tabi burada öncelik periyoda aitti. Bunu da unutmayalım. X ve Y'nin periyotlarına baktığımızda X'in periyodu daha büyük olduğundan dolayı atom çapı da daha büyüktür. Yani atom çapı ile ilgili yorumumuz da X büyüktür Y şeklindedir. Son olarak E şıkkına bakıyoruz. Elektron ilgisi denilmiş. Elektron ilgisi ile ilgili periyot grup yorumu yapmadan şunu belirtmek istiyorum. Her zaman için A metallerin elektron ilgisi metallerden daha fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla grup periyoda bakılmaksızın her zaman için bir ametalin elektron ilgisi metalden daha fazladır yorumunu yapabiliriz. X ve Y atomuna baktığımızda X 2A grubu olduğundan dolayı metal. Y'miz ise 7A grubunda olduğundan dolayı ametaldir. Dolayısıyla Y bir ametal olduğu için elektron ilgisi X'e göre daha fazla olacak. O halde iki tane cin elektron ilgileri arasında y büyüktür x ilişkisi vardır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Zaten y arkadaşlar 3. periyot 7a'da bulunan aslında klor atomunu temsil etmekte. Hatırlarsanız tüm elementler arasında elektron ilgisi en büyük olan element de klordu. Buradan yola çıkarak da y'nin elektron ilgisi x'ten daha büyüktür yorumunu yapabilirdiniz. Son olarak elektron ilgisiyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki X ve Y'nin herkesi de ametal olsaydı o zaman periyot küçüldükçe ve grup büyüdükçe elektron ilgisi artar yorumunu yapardınız. Bu kuralın istisnası olarak şu hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Elektron ilgisi en büyük olan element klordu. Bu durumu dikkate aldıktan sonra A metallerle ilgili elektron ilgisi periyot küçüldükçe ve aynı periyotta grup numarası büyüdükçe artar yorumunu yapabilirdiniz. Tabi burada soy gazlar hariç diye de bir ekleme yapalım. Soy gazlar için elektron ilgisinden bahsetmiyoruz arkadaşlar. İlla sorulmuşsa da en sonda yer alır şeklinde yorum yaparız. O halde sorumuzda aradığımız durum E şıkkında bulundu. Cevabımız E seçeneği olacak. Sorumuz kimyasal türler arasındaki etkileşimler ünitesinden gelmiş. Yukarıdaki maddelerin yoğun fazla suda çözünmelerinde etkin olan zayıf etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Öncelikle moleküllerimizin polarlığından bahsedelim. Oksijen iki atomlu ve atomlar aynı olduğundan dolayı apolar bir moleküldür. İkinci öncüldeki metil alkol molekülüm yapısında 2'den fazla farklı tür atom içerdiğinden dolayı polar bir moleküldür. Hatırlarsak yapısında 2'den fazla farklı tür atom içeren moleküller polar molekül olarak sınıflandırılmaktaydı. 3. öncüldeki molekülümüz ise 2 atomlu olup atomların farklı olduğu bir molekül. Dolayısıyla HV molekülü de polar bir moleküldür. Sorumuz bize öncüllerde belirtilen moleküllerin su ile aralarındaki etkin etkileşim türü sorulmuş. Arkadaşlar su karşımıza çok çıkan bir molekül polar bir moleküldü. Hatta bunun polarlığını şöyle açıklıyorduk. Yapısında ikiden fazla farklı tür atom içermediğinden dolayı böyle moleküllerde Lewis yapısına bakılırdı. Lewis yapısında merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti varsa böyle molekülleri polar moleküller olarak ifade ediyorduk. O halde belirtilen öncüllerdeki maddelerin su ile aralarında oluşan etkin etkileşim türlerini yazalım. Birinci öncülde su ve oksijen arasındaki etkileşim sorulmuştu. Su polar bir molekül. Polar molekülleri dipol olarak tanımlıyorduk. Oksijen ise apolar bir molekül. Apolar molekülleri de indüklenmiş dipol olarak tanımlıyorduk. Dolayısıyla birinci öncüldeki etkin etkileşim türü dipol indüklenmiş dipoldür. Şıklara baktığımızda C, D ve E şıklarını eliyoruz. İkinci öncüle baktığımızda su ile metil alkol arasındaki etkin olan etkileşim türünü inceleyeceğiz. Arkadaşlar, her iki molekülde polar olmasına rağmen hidrojen bağı şartını taşıyan moleküller hatırlarsak hidrojen bağı nasıl oluşuyordu? Bir molekülde hidrojenle birlikte fon grubu olarak tanımladığımız flor oksijen azottan herhangi birisi bulunuyorsa böyle moleküller arasındaki oluşacak etkin etkileşim türü hidrojen bağı olarak tanımlanıyordu. Elimizdeki maddelere baktığımızda su yapısında hidrojen ve fon grubu içeriyor. Yine metil alkolde hidrojen ve fon grubu içeriyor. Dolayısıyla bu iki molekül arasındaki etkin olan etkileşim türü hidrojen bağıdır. Bakın her iki molekülde polar olduğundan dolayı dipol dipol etkileşimlerini de içerir. Ancak etkin olan yani en güçlü olan etkileşim sorulduğu için ve hidrojen bağı da zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olduğundan dolayı burada iki molekülde hidrojen bağı şartını taşıdığından dolayı ikinci öncüldeki etkin olan etkileşim türü hidrojen bağıdır. Üçüncü öncüldeki moleküle baktığımızda da yine aynı şekilde hem su hem de hidrojen florür hidrojen bağı şartı olan H artı fon grubun içerdiğinden dolayı aralarındaki etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır diyeceğiz. Yine su ve HF molekülleri polar olduğu için aynı zamanda dipol dipol etkileşimlerinde içermektedir. Ancak biz etkin olanı en güçlü olanı aradığımız için hidrojen bağıdır diyoruz 3. öncüldeki oluşan etkin etkileşim türü içinde. Birinci öncülde dipol indüklenmiş dipol demiştik. O halde öncüllere baktığımızda doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söylüyoruz. Sorumuz maddenin haller ünitesinden ağzı açık bir kapta kaynamakta olan saf bir sıvı için kaynama süresince çizilen grafiklerden hangileri doğrudur denilmiş. Altını çizmiş olduğum yerlere dikkat edelim. Kabımızın ağzı açık ve sıvımız saf bir sıvı. Aynı zamanda çizilen grafikler kaynama esnası için geçerli olan grafikler. Birinci grafiğimize baktığımızda sıcaklık değerinin zamanda ise bile sabit olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar saf sıvıların kaynama süresi boyunca sıcaklıkları sabit kalmaktaydı. Dolayısıyla birinci grafiğimiz doğrudur. İkinci grafiğimizi yorumlayalım. Sıvı kütlesinin zamanla azaldığı görülmekte grafiğimizde. Bunun yorumunu da şu şekilde yapacağız. Kaynayan saf sıvımızın bulunduğu kabın ağzı açık durumda. Dolayısıyla buharlaşan moleküller kabımızı terk edecek. Bunun neticesinde de sıvı kütlemiz zamanla azalacaktır. İkinci grafiğimiz de doğrudur. Üçüncü grafiğe baktığımızda buhar basıncı ile ilgili yorum yapılması istenmiş bizden. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Buhar basıncı sıvılarda geçerli bir kavram. Yani bahsettiğimiz bu kavram gazlar için geçerli değil. Sıvıların buharı için geçerli. Buhar basıncı ile ilgili yorumu doğru bir şekilde yapabilmek için öncelikle kaynamanın tanımına değinmek istiyorum. Kaynama dediğimiz olay iç basıncın yani sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda gerçekleşiyor. Dolayısıyla sıvımızın buhar basıncı maksimum değer olan dış basıncı ulaşmıştır. Artık buhar basıncımız daha fazla artamayacaktır. Dolayısıyla 3. grafiğimiz yanlıştır. Bu grafiğin doğru çizimi buhar basıncının sabit olması gerekiyordu. Bu şekilde olması lazımdı. Üçüncü öncül için yanlış dedik. Unutmayın arkadaşlar sıvımız ister saf olsun isterse saf olmasın. Kaynama olayı gerçekleştiğinde artık buhar basıncımız maksimum seviyeye ulaşmıştır. Dolayısıyla sabit kalmak zorundadır. Üçüncü öncülümüz yanlış dedik. Soru bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan D seçeneğidir. Sorumuz kimyanın temel kanunlarından gelmiş. X'i bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 8'dir. X ve Y elementlerinin artansız reaksiyonu ile bir miktar x 2 y 3 bileşiği elde ediliyor. Buna göre reaksiyonda harcanan X ve Y kütleleri hangileri olabilir denilmiş. Soruya baktığımızda X, Y ve X2, Y3 olmak üzere iki farklı bileşik olduğunu görüyoruz. Bu soruda olduğu gibi sabit oran sorularında iki farklı bileşik varsa ilk olarak yapacağımız şey elementlerin atom ağırlıkları oranını bulmak olacak. Bu oranı bulabilmek için de x'e bileşiğinden yararlanacağız. Zaten formüle dikkat ederseniz 1x 1y var. Dolayısıyla burada bize verilen toplam x bölü toplam y oranının x'e bileşiği için 7 bölü 8 olduğu bilgisi aynı zamanda x'in y'ye atom ağırlıkları oranı olarak da karşımıza çıkmakta. Tekrarlıyorum çünkü formülümüzde 1x1y var. Dolayısıyla 1x'in ağırlığını sanki 7'ymiş gibi, 1y'nin ağırlığını da sanki 8'miş gibi düşünebiliriz. Soru bize x2y3 bileşiği için toplam x bölü toplam y oranını soruyordu. O halde bu aşamadan sonra yapacağımız şey x2y3 bileşiği için sabit oranı bulmaktır. Hatırlarsak sabit oran ne demekti? bir bileşiği oluşturan elementlerin toplam kütlelerinin birbirine oranıydı. Yani burada toplam x bölü toplam y oranını bulacağız. Sonra öncüllerden hangisinde bu oran karşımıza çıkacak bakacağız. x2 y3 bileşiğindeki sabit oran ile öncüllerdeki sabit oranın aynı olduğu durumlar bizim aradığımız cevap olacak. Dediğimiz gibi ilk olarak x2 y3 bileşiğindeki sabit oranı buluyorum. Yani toplam x'in toplam y'ye oranını bulacağım. Bileşiğimizdeki toplam x'i bulabilmek için x'in sayısıyla atom ağırlığını çarpacağız. Formüle baktığımızda x'ten 2 tane var. O halde 2 çarpı x'in ağırlığı 7 idi. 7 dedik. Y içinde formülde 3 y var. 3 çarpı atom ağırlığı 8 de. Buradan işlemleri yapacak olursak 14 bölü 24 değeri gelecek. Yine sadeleştirme yaparsak her iki tarafı 2'ye böldüğümde 7 bölü 12'yi bulacağız. Bu bizim x2, y3 bileşiğinin sabit oranı oldu. Dediğimiz gibi şimdi tek tek öncüllere bakacağız. Hangi öncüldeki sabit oran 7 bölü 12 ise aradığımız cevap bu öncüldür diyeceğiz. Birinci öncül için toplam x bölü toplam y oranı 21 bölü 36 olarak verilmiş. Bakın burada sakın şu hatayı yapmayın. Formüldeki x'in sayısı 2 diye burada verilen sayıyı 2 ile çarpmayacağız arkadaşlar. Çünkü öncüllerde verilen değerler toplam x'in değerleri ve toplam y'nin değerleri. Bir daha formüldeki elementlerin altında yazan rakamlarla çarpmamıza gerek yok. O halde birinci öncül için x bölü y sabit oranı 21 bölü 36'dır dedik. Bunu da sadeleştireceğiz tabii ki. Her iki tarafı 3'e bölersek karşımıza 7 bölü 12 sabit oranı gelmekte. Yani aradığımız oran birinci öncülde mevcut. O halde Birinci öncüldeki gibi x ve y kütleleri x2y3 bileşiği için tepkimeye girebilir diyoruz. İkinci öncüle bakıyoruz. Yine x bölü y diyelim. İkinci öncülde x'in kütlesini 14, y'nin kütlesini de 16 olarak bize vermişler. Yine sadeleştirirsek her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde karşımızda oran olarak 7 bölü 8 değeri çıkacak. Aradığımız oran olmadığı için ikinci öncülü eliyoruz. Son olarak üçüncü öncüle bakıyoruz. Yine x bölü y diyorum. 14 bölü 30 değeri karşımıza çıktı. Yine sadeleştirme yaparsak 2'ye bölersek her iki tarafı 7 bölü 15 oranına ulaşıyoruz. Aradığımız sabit oran değeri olmadığından dolayı 3. öncülde eledik. O halde sorumuzun cevabı yalnız bir olan A seçeneğidir. Bu arada bu soruyu katlı oranlar üzerinden de çözebilirdiniz. Hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Bileşiklerimiz x'ye ve x2, y3'tü. İster x'ler arasında isterseniz de y'ler arasındaki katlı oranı bularak yorum yapabilirdiniz. Diyelim ki y'ler arası katlı oranı bulalım. Bunun için x'leri eşitliyorum. Birinci bileşi 2 ile çarparsam. Birinci bileşik artık x2, y2 olacak. İkinci bileşik x2, y3. Hatırlarsak katlı oranda elementlerden birine eşitleyecektik. Burada x'e eşitledik dediğim gibi. x'ler gitti o zaman y'ler arasındaki katlı oranımız 2 bölü 3'tür diyeceğiz. Arkadaşlar katlı oran formülden bulunabildiği gibi kütleler üzerinden de bulunabiliyor. x bileşiğindeki x ve y değeri 7 bölü 8'dir. O halde şöyle düşüneceğiz. Şuraya hatta bir tablo şeklinde yazayım. x y bileşiğindeki x miktarımız 7 idi. y miktarımız 8 idi. x2 y3 içinde buraya a buraya b diyelim. Şimdi bize verilen öncüllerden hangi değerleri aldığımızda y'ler arası katlı oran 2 bölü 3 çıkıyor. Bunu incelemeniz gerekiyordu. Biz cevaba yalnız 1 demiştik. Direkt birinci öncüldeki değerleri yazıp sorunun çözümünü tamamlayalım. Bakın A gördüğümüz yere 21. Ye x 2 y 3'teki x'in kütlesiydi. B gördüğümüz yere de 36 yazarsak. Bakalım y'ler arasındaki katlı oran bizim yukarıda bulduğumuz 2 bölü 3 değerine Denk geliyor mu? Bunun için yine x'leri eşitleyeceğimizi söylemiştik. Çünkü y'ler arası katlı oranı bulmuştuk. x'leri eşitlemek için üstteki x miktarını 3 ile çarpıyorum. Hem de aynı zamanda tabii y miktarını da çarpmış olacağız. Yani burası 21 bölü 24 gelecek. Alt tarafta 21 bölü 36 idi. Bakın 21'ler gitti. Burada sadeleştirme işlemi yaparsam her iki tarafı 12'ye bölersem yine y'ler arası katlı oranın 2 bölü 3 geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla sorumuzun çözümünü bu şekilde katlı oranlardan da yararlanarak yapabilirdik. Cevabımız yalnız bir olan A seçeneği oldu. Sorumuz karışımlar ünitesinden gelmiş. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılan aşağıdaki ayırma tekniklerinden hangisinde faydalanılan özellik farkı yanlış verilmiştir deniliyor. A şıkkı flotasyon. Flotasyon katı katı karışımların yoğunluk farkından yararlanarak birbirinden ayrıldığı yöntemdir arkadaşlar. Buna örnek olarak da kum talaş örneği verilebilir. Kum talaş karışımı suya atıldığında yoğunluğu sudan fazla olan kum dibe çökerken yoğunluğu sudan az olan talaş suyun yüzeyinde yüzecektir. Bu şekilde katıları yoğunluk farkından yararlanarak ayırdığımız tekniğin ismi flotasyondu. Faydalılan özellik yoğunluk denilmiş doğrudur. B şıkkı diyaliz denilmiş. Diyalizde tanecik boyutu farkından yararlanılır arkadaşlar. Özellikle böbrek hastalarında kirli kanın diyaliz yöntemiyle temizlendiğini bilmekteyiz. Burada tanecik boyutu farkından yararlanılmakta. Hatta şu bilgiyi de vermiş olalım. Kana kirlilik veren atıklar kan proteinlerine göre daha küçüktür. Diyalizin içindeki uygun filtreleme yönteminde atıklar filtreden geçerken büyük moleküllü kan proteinleri filtreden geçemez. Bu şekilde filtreleme yöntemiyle kan temizlenmiş olur. Daha sonra bu temiz kan tekrar hastaya nakledilir. C şıkkı kristallendirme denilmiş. Kristallendirme çözünürlük farkından yararlanarak ayırma yöntemidir arkadaşlar. Burada donma noktası dediği için C şıkkındaki seçeneğimiz yanlıştır. Kristallendirmede özellikle karışım soğutularak içeride çözünmüş olan katıların bir kısmı çöktürüdür. Dediğimiz gibi bu yöntemde çözünürlük farkından yararlanılır. Diğer şıklara da bakalım. Özütleme bir diğer ifadeyle ekstraksiyon yöntemi bir başka çözünürlük farkının kullanıldığı yöntemdir. Burada da zaten çözünürlük denilmiş. Bu yönteme örnek olarak da çayın demlenmesi, şeker pancarından şeker eldesi, tuzlu peynirin tuzunun giderilmesi gibi örnekler verilebilir. E şıkkı ayrımsal damıtma denilmiş. Kısaca ayrımsal damıtma işleminde sıvıların kaynama noktası farklılığından yararlanılır arkadaşlar. Bu tekniğe de en çok verilen örnek alkol su karışımıdır. E şıkkındaki teknik ve faydalanılan özellik de doğrudur. Sorumuz yanlış olanı sormuştu. Cevabımız C seçeneğidir. Sorumuz asit bas tuzlar ünitesinden gelmiş. 2 mol sülfürik asit ve 2 mol sodyum hidroksit bileşiklerinin sulu ortamda tam verimli tepkimesi gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül tam nötralleşme tepkimesidir. İlk olarak nötralleşme tepkimesini bir yorumlayalım. Sonra tam nötralleşme var mı yok mu buna bakacağız. Nötralleşme tepkimesi olabilmesi için asit ve bas tepkimesi sonucunda suyun da oluşması gerekiyor. Bize verilen asit baza baktığımızda sülfürik asit ve sodyum hidroksidi görüyoruz. Sülfürik asitten gelen H artı iyonlarıyla sodyum hidroksitten gelen hidroksit iyonları birleştiğinde su açığa çıkacak. Dolayısıyla bu tepkimede asit baz tepkimesi sonucunda su da açığa çıktığı için nötralleşme tepkimesidir ifadesi doğru. Bakalım tam nötralleşme gerçekleşmiş mi? Tam nötralleşmenin gerçekleşmesi için asitten gelen H iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonunun mol sayısı birbirine eşit olmalıdır. Asitten gelen H artı iyonunu kısaca şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Asidin mol sayısı çarpı asidin tesir değerli. Bazdan gelen hidroksit iyonunu da aynı şekilde bazın mol sayısı çarpı bazın tesir değerli şeklinde bulabiliriz. Bu iki değer birbirine eşitse tam nötralleşme gerçekleşir diyeceğiz. Hemen bakalım eşitlik var mı? Asidimizin molü 2 molmuş. Asit molü için 2 yazıyorum. Tesir değerli asitler için suya verilen haşartı sayısı bazlar için ise suya verilen hidroksit sayısıdır. Sülfürik aside dikkat ederseniz yapısında 2 tane hidrojen olduğu için suya 2 tane haşartı verecek. Dolayısıyla tesir değerli 2'dir. Baz için molümüz yine 2 mol. Sodyum hidroksit için tesir değerli suya verilen hidroksit sayısıydı. Sodyum hidroksidin yapısında bir tane OH bulunduğu için tesir değerli 1'dir. Gördüğümüz gibi asidin molü ile tesir değerliğini çarptığımızda 4 değerine ulaştık. Bazımızın molü ve tesir değerliğini çarptığımızda 2 değerine ulaştık. Dolayısıyla 4 büyüktür 2 sonucuna ulaştığımızdan dolayı son durumda asit ortamda daha fazla bulunacak. Yani tam nötralleşme gerçekleşmeyecek. Tam nötralleşme olması için H ve hidroksit mol sayısı birbirine eşit olması lazımdı. Biz burada görüyoruz ki H artının molü 4 çıkarken OH'in molü 2 çıktı. Dolayısıyla ortamda H artı iyonları daha fazla olduğu için bu çözeltide son durumda ortam asidiktir. Tam nötralleşme gerçekleşmemiştir. Birinci öncül yanlıştır. Tam nötralleşme kısmı yanlış oldu. İkinci öncülde sodyum sülfat tuzu oluşur denilmiş. Hemen sülfürik asit ve sodyum hidroksit arasında gerçekleşecek tepkimeyi yazalım. Arkadaşlar asit ve baz tepkimeleri sonucunda oluşan ürünleri yazarken asitten gelen iyonları H+ ve sülfat ve bazdan gelen iyonları bir yazacağız. Bazdan gelen de sodyum iyonu ve hidroksit iyonudur. Daha sonra bazın katyonu ile asidin anyonu arasında gerçekleşecek tepkime sonucunda tuzun oluştuğunu söyleyeceğiz. Bakın sodyum ve sülfat aralarında verdiği tepkime de şöyle çaprazlarsak iyon yüklerini Na2SO4 tuzu bileşiği oluşacak. Dolayısıyla sodyum sülfat tuzu oluşur yorumunu yapacağız. Yine aynı şekilde asitten gelen H+ artı ile bazdan gelen hidroksitle birleşerek suyu oluşturacak. Tepkimemizi denkleştirmek istersek de sodyum hidroksidin katsayısı sayısı 2 olacaktır. Böylelikle sodyumlar eşitlemiş olduk. Kürt sayılarına baktığımız zaman giren ve ürünlerde eşit olduğunu görmekteyiz. Hidrojen eşitliği için girenlere baktığımızda 4 hidrojen var. Ürünlerde de 4 hidrojen olması için suyun katsayısı da 2 olacaktır. Oksijenlerde ürünlerde 6'ya girenlerde 6 adet tepkimemiz denkleşmiş durumda. Sonuç olarak oluşan bileşiğimiz Na2SO4'tür bileşik simlendirmesini hatırlarsak iyonik bileşiklerde metalimiz sabit değerlikli ise direkt isim okuyorduk. Sodyum sabit değerlikli bir metaldi. Sodyum SO4 kökümüzün ismi de sülfattı. Bu bileşiğin ismi sodyum sülfattır arkadaşlar. İkinci önceliğimiz doğrudur. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda ortam baziktir demiş. Az önce hesaplamamızı yapmıştık. Ortamdaki haşartı mol sayısı daha fazla çıkmıştı. Dolayısıyla son durumda ortam asidiktir arkadaşlar. Bazik değildir. Üçüncü öncülümüz de yanlış oldu. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız yalnız iki olan B seçeneğidir.